Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Osman Sadık Buğra ben. Hayrına Eğitim Chat'i 18. videomuza devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son videomuzda koordinat döngülerini işlemiştik. Bu videomuzda arkadaşlar çok güzel bir teknik resim var burada, teknik çizim. Yine bu parçayı bundan iki önceki videodaki olduğu gibi çizimi hatırlarsanız ya sıfırdan sonuna, yani baştan sonuna kadar beraber kurgulamıştık. Bunda da aynı işlem olacak. Lakin buradaki tek bir şey var. Burada bu setin başlangıcından bu videoya kadar, yani başlangıcından bunu bir önceki videoya kadar yaptığımız, öğrendiğimiz her şey bu çizimde kullanacağımız, yani hepsini kullanacağız arkadaşlar. Aproste parça olsun, circular pola olsun, circular tangle, circular circle olsun, nokta numaraları olsun, koordinat döngüleri olsun arkadaşlar. Aproste parça içinde işte gagalamalı delme olsun, yani hepsi şu anda bu çizimin içinde yapacağımız işlemler arasında gördüğüm kadarıyla. İşte burada striklopalarımız var, burada CD'miz var, burada yine bir striklopalara çıkışımız var. Ondan sonra işte bakın burada sıfır noktası, yani burada sıfır noktamız önce buraya, ondan sonra buraya koy elemanımız var. Aynı şekilde burada nokta numara düğümümüz var. Bunlar tek tek işçiz arkadaşlar. Şimdi o zaman hemen buradan programına gelelim. Şimdi bana ne lazım? Bana bir yeni dosya lazım. Hemen buraya yeni bir dosya oluşturuyorum. Nokta hey'i unutmuyoruz arkadaşlar, milimetre. Şurada da blank formunu seçiyorum. Şimdi parçamız 150'ye 100 bir parça. Buradaki T de arkadaşlar kalınlık demek. Kalınlık da 10. Şimdi x'im 0, y de 0. Lakin kalınlığım benim burada set 10 oluyor arkadaşlar. X şu anda 150, y de 100. Pardon. Setimde sıfır. Niçin bu setim sıfırını şu anda parçamın üstünde istiyorum. Öncelikle arkadaşlar şimdi burada bir teknik kısma bakacaksınız. Şimdi buradaki havuzu hangi freze tam boşaltır? Diyelim ki girecek, ortasında falan burada şeyi bırakmayacak yani. Yani şurada parça falan bırak, burada bar başka eklenecek çapak falan kalmaması lazım. Ona göre freze seçmeniz lazım. Hani zaten bunu şey yapanlar bilir. Ne demek istediğim benim. Bir saniye. Buradan önce arkadaşlar direkt buradan önce bir tool call diyoruz. Tool call. Ardından ben burada 16'lık freze alacağım. İdeal devir bir besleme veriyoruz arkadaşlar. Şurada bir sıfır fazla oldu ama. Zaten simülasyon şu şekilde. Ümük olan diyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar stop M0 unutmayın. Hani bunu kendinize alışkanlık edini, prensip olsun. M0 her zaman koyun. Şimdi önce frezemizi arkasından almamız gerekiyor. Pozisyona, yani ilk pozisyonumuza geçeceğiz çünkü yapmamız gereken işlem burada önce. Buradaki dış konturumuzu programı frezemiz olacak. Burada gördüğünüz tüm şeyi programlayacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken iki şey var. Bakın. Freze burada, bakın şurada 5 gösteriyor değil mi? Şuraya bir zoom atayım. Bakın burası 5. 5 kalınlığında, yani burası 5 ise burası da 5'tir arkadaşlar. Burası da 5. Lakin bakın orası 5. Hayır, bir saniye. Yanlış. Burası 5. Burası 6. Fark ettiniz mi? Bakın burası 6. Burası 8. Burası 8. Buradan sonra yükseliyor. Ardından bakın burası 4. İlginç. Burada 5 gidiyor. Burada 8 oluyor. Devam ediyor. Burada 4'ü inceliyor. 4 aşağı kadar iniyor. Burada 8 oluyor. Ardından 6'ya git. 6 oluyor. Bakalım. Yaparız. Şimdi öncelikle bize bir pozisyon lazım. Approach Depth lazım. Bakın burada hafif bir okla göstermiş. Hani buradan Approach'a girebilirsin. DB'ye getirmiş bunu çizen arkadaş. Şimdi Approach LZT ile buraya gireceğiz. Lakin tam olarak bir koordinat vermemiş. Burada koordinatımız 70. 70'ten işte şuradaki mesafeyi göz kararı düşerseniz eğer ya 50 ya da 40'tasınızdır arkadaşlar. Ben şuradan hemen şuraya bir lineer dedikten sonra ben bir x 40'a gideyim. X 47 arkadaşlar. Eksi 10 diyebiliriz. Eksi 10 R null F max M de 3 diyorum. Hem de spinini aktif etmiş olurum arkadaşlar. Seti unuttuk. Sette şurada 5 olsun. Ardından lineer diyorum. Şimdi ne kadar aşağıda olduğu, şimdi teknik resmin altında çizen veya burada birkaç marka vardı. Bunları
silmem gerekiyordu. Lakin bu tek resmin altında şurada arkadaşlar. Şurada T300 hızlıydı kontur için. Yani 3 mm derinliğinde olması gerekiyor. Şuraya 3 mm derinliğinde olması gerekiyor kontürün. O yüzden buraya arkadaşlar set eksi 3 diyorum. Şimdi bunu yaptık. Şimdi bize gereken arkadaşlar, bir saniye. Şimdi bize gereken arkadaşlar burada direkt bir approach device lazım. Approach LCT diyorum buradan. LCT'de X40 buraya girecek çünkü. X40 Y'de arkadaşlar bakın burası 6 olduğu için buraya artı 6 diyorum. R'de yuvarlama yarıçapı da 2 ile 1 ile girebilirsiniz hatta. Hatta buraya 1 diyelim. 1 ile de çok kolay girebilirsiniz. RL diyorum. Besleme de epoch dedikten sonra end block diyorum arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık. Öncelikle şimdi bizim nereye eklememiz gerekiyor? Bakın burası 5 olduğu için yani bizim duracağımız nokta burası. Burası kaç oluyor arkadaşlar? X5 oluyor yani. Buraya LX5 diyorum arkadaşlar. End block. Hemen şunu çekeyim. LX5 block. Şimdi burada R5 var. Ne diyorum buraya? Round 5 diyorum arkadaşlar. Burayı yaptık. Şimdi ilk için mesafe buradaki Y40 değil mi? Buraya gidiyor. Gördüğünüz gibi buraya gidiyor. Y40. O yüzden buraya L Y40 diyorum. End block. Şimdi geldik Zoom'un zar dediği yere gerçekten. Hani bunlar şurası size kafanızda şey olabilir biraz kurcalayabilir. Ben mesela haydinden öğrenmeye yeni başladığımda bundan birkaç yıl önce bayağı oluyor ama mesela böyle şeyler beni çok zorlardı ama şimdi size çok kolay bir şey yolunu göstereceğim. Şimdi bize gereken arkadaşlar burada bir önce bir CT lazım. Bakın şimdi buraya ben CT diyorum. Değil mi? Seçsen de arkadaşlar benim X5'te yani buradan olacağız. Çünkü ben burayı arkadaşlar neyle yapacağım? Lineer polar yapacağım. Ve polar koordinatlar için bana bir sıfır noktası lazım değil mi? Yani buranın üstünden polar koordinatla gidecek. O yüzden burada bana bir sıfır noktası lazım. Bunu benim makineye belirtmem lazım. Seçse X5 diyorum. Y'de arkadaşlar zaten gittiğimiz yerde 40'ta yani. Hani bunu yazmanıza gerek yok. Eğer buradaki LX5 ve Y40 aynı artı olsaydı SS deyip bırakabilirdiniz. Bu program algılıyor. Lakin böyle yaparsanız hem de daha iyi sonrasında görmüş olursunuz. Şimdi SS'yi yaptık. Lakin bakın bir şey açmayı unuttuk burada. Otomatik işaretlemeyi unuttuk. Bu şekilde programımız da çizmiş olacak. Bakın evet. Freeze ile gelmiş olduk. Giriş yaptık. Random'u verdik. Yukarıdayız. Seçeneği koyduk. Şimdi bize linea ve polar var. Linea bastıktan sonra arkadaşlar polar biliyorsunuz bakın bunu polar videosunda göstermiştik öğrendik bunu. Linea polar diyorum arkadaşlar. PR yani kutup koordinatı yarıçapı diyor. Burada arkadaşlar buradaki yarıçapı arkadaşlar buradaki bizim verilen uzunluğumuz aslında. Buraya PR artı 30 diyorum arkadaşlar. Ardından bana bir de ne soruyor? Kutup koordinatının açısı diyor arkadaşlar. Açı şöyle anlayacaksınız. Şimdi 90'dan 91 90'dan 9 çıkarsanız eğer bu kaç yapar? 81 89 aynen. 90'dan arkadaşlar. Şimdi burası 90 derece. Şöyle 90'a gidiyor. Tamam şu an düz çizemedim ama şöyle 90 derece arkadaşlar. 90'dan 9 çıkarırsanız eğer kaç kalır arkadaşlar? 81 kalıyor. O yüzden bunu burada 81 diyorum. Ve buraya direkt end block diyebiliriz. Bakın çizgimizde burada göründüğü gibi doğru şekilde 60 gibi duruyor. Şimdi bakın buraya geldik. Burada hafif böyle bir yuvarlağımız var. Fark ettiniz. Hafif böyle bir daire şeklinde bir şeyimiz var. Şimdi arkadaşlar hani bu de bu tangensiyel yani. Niye? Çünkü burada bir düz çizgi geliyor. Düz çizgi bunu tekrardan düz çizgiye bağlı. Yani burada bir tangensiyel yani burada bir tanjantimiz oluyor. O yüzden bunu circular tangensiyel yapacağız. ST diyorum. X nerede? Bu sefer X 8'de kalıyor değil mi? Burası 8. Bu sefer kalınlığımız artıyor. X buraya 8 diyorum arkadaşlar. Y de nerede oluyor? Bakın. Burası bir sin noktası. 87. Y de 87 diyorum buraya. End block. Bak gördünüz mü? Çok, çok basit yani. Yuvarlağımı çizin. Şimdi bana gereken ne? Y ile buradan yukarı çıkmak. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi CT'yi yaptık. Lineer diyorum. Y'ye çıkacağız. Şu an biz 87'deyiz değil mi?
87'deyiz. Bana buradan şurası lazım. Bir saniye. Burası da 4. 87'yiz arkadaşlar. Yukarı çıkacağız. Yukarının ölçüsü verilmemiş. Çok basit çünkü. Şimdi bakın. Burası 100 değil mi? 100'den 4 çıkar abi. Kaç kalır? 96 değil mi? Yani burası kaç? 96 olur. Buraya ben 96 diyorum. End block. Bakın gördüğünüz gibi. Buranın aynısını yaptık yani. Aslında zor olan yer burası. Yani aslında zor değil ama kafa karıştırıcı yani. 96'ya çıktık arkadaşlar. Burada yine bir roundumuz var. Round buraya 4 diyorum. End block. Sağ veya sola diyor. Şimdi ilk şeyimiz burada x 20 değil mi? Buraya lx 20 diyorum arkadaşlar. End block. Geldik şimdi buraya. Şimdi burada bir circle'lar polarımız var. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Önce tabii ki de sıfır noktamızı koymamız gerekiyor. Yani merkez yer çapımızın merkezini koymamız gerekiyor. Teğetçe diyorum. S'in nerede? X 30'da arkadaşlar. X 30 7 hala 96'da kalıyor. Y 96 diyorum. End block. Şimdi bunu yaptık. Şimdi bize burada bir circular polar lazım arkadaşlar. S'ye bastıktan sonra yine buradan polar koordinatını işaretliyorum. Şimdi benden PA soruyor. Şimdi burada yapacağınız işlem 30 diyor ya arkadaşlar. Yani hiç düşünmeden buradaki 30 çünkü düz bir eklem içerisine gidiyor. Bunu direkt eksi 30 olarak yazabilirsiniz. Çünkü burası sıfırdan işlendiği için. Eksi 30 diyorum. Yani yapmam gereken fazla bir şey yok arkadaşlar. Eksi 30 bir de benim şeyimin saat yönü yok saat yönü tersine mi oldu? Saat yönü arkadaşlar neydi? Saat yönü dr eksi saat yönü tersine dönmesi. Çünkü saat yönü böyleyse ama benim böyle dönmem gerekiyor. Yani dr artı diyorum buraya. End block. Bakın. Hop yaptı. Yani 30'a yani 30'a bitmesi gerekiyor ya. Buradan yaptım. Dedim 30'a dur. Burası senin sorun. Buradaki 30. PA eksi 30. Buradaki 30 arkadaşlar. Bunu yaptık şimdi. Geri ne kaldı? Bakın şuradaki ölçü lazım bize. Şimdi bunu yaptık. Şimdi bize şuradaki koordinatımız lazım. 41.55. Bir de Y'deki koordinatımız 96'ydı değil mi? Şimdi bakın gösteriyorum. LX 41.55 diyor. Y'de arkadaşlar 96'da zaten. Şimdi bunu verdikten sonra end block diyorum. Bakın. Aa, pardon. 6 yaptı burayı. Ve 96 diyorum. Hop. Bakın. Gördünüz mü? Tek çizgi çizmiş oldu. Şimdi tekrardan yine düz yine şu anda kendi düz etrafındayım. Yine şimdi gidebilirim arkadaşlar. Şimdi diğerine gidiyoruz. Şimdi bunu yaptık. Bakın şimdi şuranın şeyi koordinatını vermemiş. Tabii 95 şimdi burası buradan buraya 10'sa buradan buraya da 10'dur. Yani 95 eksi 10 diyoruz. Buraya ne çıkar karşımıza? 85 çıkar tabii ki. LX 85 diyorum. End block. Şekilde şuraya gitmiş olduk değil mi? Buradayız şimdi. Şimdi bize ne lazım? Fark ettiyseniz bakın. Şurada bir şeyim var. Evet. Şunu görmemiş bakın. Buradaki 0 nokta Y 0 nokta 96. Lakin buradaki daha aşağıda. Bu da kaçta? Y 91'de arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Şimdi buradan L Y 91 diyorum. End block. Şimdi biraz aşağı gitmiş olduk. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bana zaten benden bunu yapmamı istiyor. Şimdi bunu yaptık. Şimdi hemen hafif bir büyüteyim. Daha iyi görülebilsin diye videoda. Bize burada direkt hani radyosumuz verilmiş değil mi? Şimdi burada başlayacağımız için gideceğimiz nokta yine bizim burada. Yani 90 91'de arkadaşlar. Yani burayı direkt seride yapabilirsiniz. Bakın buraya direkt seri diyorum arkadaşlar. Çünkü artık pozisyondayız. Hani normal S gibi. Başlangıç noktam. Bitiş noktam veriyorum. Olay bitmiş oluyor. Bu dönemde evet, seri diyorum arkadaşlar. Seri diyorum. Benim bitiş noktam nerede? X. X'e bakmamız lazım. Şimdi 85 ise 85 85 burada 95 105. Yani buradan artı 20 yapıyoruz.
Buraya 105 diyorum. X 105'te arkadaşlar. Devam diyorum. Yok, Y'ye gerek yok. Çünkü zaten şu anda Y'nin üstünde duruyor. 91 zaten. Şimdi bana tarihin yarıçapını, yani radyusunu soruyor. Radyus kaç? 10. Buraya 10 diyorum. Yine benden saat yönüne mi, saat yönü tersine mi? Yine saat yönü tersine. O yüzden buraya artı diyorum arkadaşlar. Bunu elit blok diyebiliriz. Bakın. Yaptı. Ve Y 91'de duruyor bakın hala. 91 değil mi? Şimdi ne gerekiyor? Tekrar bizim yukarı çıkmamız gerekiyor. Yani neydi? L, Y, 96 değil mi arkadaşlar? Elit blok. Hop. Yukarıdayım. Bunu yaptık. Artık buradan sonra ne var? Burası kaldı. Burası da 145'te. L, X, 145 diyorum. End block. Bakın. Şu şekilde arkadaşlar. Artık neredeyse sonlara geldik konturumuzda. Aşağı inmemiz gerekiyor. Şuraya kadar inmemiz gerekiyor arkadaşlar. 56.18'e duruyor burası. Hemen buraya L, Y, 56.18 diyorum. Bu şekilde aşağı iniyoruz. Orada bir round var mıydı? Yok. Tamam, round da yok. 56.18'e indik. Şimdi burada kafanız çok karışabilir. Çünkü bakın bu şekilde başlıyor. Burada bitiyor. Daha önce yaptığımız işlem gibi aynısını burada yapmıştık değil mi sizle beraber? Bakın bize burada ne lazım? Yine seri lazım. Aynısını burada yapmıştık sizle beraber. Şimdi bize seri lazım. Şimdi seri lazım bize. Seri diyorum arkadaşlar. Şimdi X'in bende bitiş noktasını soruyor. Bakın ben şu an kaçtayım? 145 değil mi? 145. Hala 145'in çizelgesindeyim. Şimdi 145'ten arkadaşlar 15 çıkartırsanız, çünkü benim bitiş noktam şurası olduğu için bitiş noktam, 15 çıkartıyorsunuz burada. Bak buraya 15'i vermiş adam. 145'ten 1 saniye. 10 145'ten 10 çıkartıyoruz. Pardon. 145'ten 10 çıkartmak 135 kalıyor. 135 diyorum buraya. Y de nerede? Bakın Y dik bitiş noktası da şurada 30'un üzerinde değil mi? Y burada 30 diyorum. Ardından ben de şimdi daire yarıçapını soracak. Daire yarıçapında benim 15. Benden dönüş noktası soracak. Burayı da artı diyorum ve end block. Bak gördüğünüz gibi. Bunu yapmış olduk. Lakin burada bir yanlışlık mı yaptık biz? Tersten mi gidecek acaba? Şuraya bir eksi 15 diyelim. Evet. Tamam. Şimdi 15'i yaptık. Bu sefer de saat yönü uyumadı arkadaşlar. Şimdi buradaki 15 ters döndüğü için burada radyus şeyini eksi verebilirsiniz. Bakın eksi verince doğru ortaya çıktı. Şimdi tekrardan buradan yine buraya gitmesi gerekiyor. Buradaki şeyimiz kaçtı? 145'ti. Lx 145 diyorum. Hop end block. Şimdi gene aynı düzelgedeyiz. Şimdi aşağı, şimdi buradan tek aşağı ineceğiz arkadaşlar. Kaç tane ineceğiz? Bakın bu sefer yine 6 oldu burada. O yüzden bunu diyorum arkadaşlar. L, Y, 6 diyorum. Ardından end block. Aşağı indik. Burada hafif bir roundumuz var. Round 5 diyorum. End block. Ardından hafif şöyle artık şuralara gidelim. Hafif küçültelim arkadaşlar. Şimdi bu mesafeden arkadaşlar buraya gitmemi istiyor. Burası 100. Bakın. Burada yoksa şey mi eksik? Burada bir şey eksik gibi duruyor. Hemen bakmam lazım. Round 5'i verdik buraya. Bizim buraya gelmemiz gerekiyor. İnkremental şekilde gidebiliriz. Şuradan şey yok ki aslında bizde. Durun bir saniye. 85 buraysa. Yüzde bunun ortası oluyor. Yani burası 15 olmuş oluyor arkadaşlar. 100 115 daha 115 yapıyor. Tamam. Buraya LX 115 diyorum. Ve end block. Tamam. Şu an buradayız. Niye 15 yapıyor? Bakın 85. 85 zaten. Buradan da buraya 100. Yani aradaki fark kaç? Yani siz gördünüz. 15. Bunu verdik. Şu an tam olarak burada da. Yani şuradan şuraya inkremental şekilde giriyoruz tabii ki de. Inkremental x diyor. X mi, eksi 27 diyebilirsiniz. Hani
Ama şuradaki ölçü olduğu için kafadan çözüp buradan x 115'e gitmiş oldum. Şimdi buradaki içimize bir SETC lazım. Bakın SETC şu anda x yüzde bir olsa, x bakın x yüzde bir olsa, lakin y bu sıra arkadaşlar nerede? Y eksi çünkü parçanın dışında eksi 2.5'te. Buraya ben SETC diyorum. T x 100 y de arkadaşlar eksi 2.5'te. End block dedim. Şimdi burada yapacağım işlem çok basit. Bakın burası sadece bildiğiniz daire gir çık. Yani giriş noktası bitiş noktası. Burada herhangi bir şuradaki gibi kompleks bir şey yok. Yani buraya direkt S alıyorum buraya direkt. S bitiş noktası nerede? X 85'te değil mi? X 85 diyorum buraya. Çünkü bitiş noktası 85'te. Bitiş nerede? Y 6. Burada da Y 6. Buraya yine Y 6 diyorum arkadaşlar. Ardına saat yönünü, saat yönünün tersine diye soruyor benden. Burası yine saat yönünün tersine. Ardından end block diyorum. Hop. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Hani artık geriye bir işlem kalmadı. Artık girdiğimiz yere tekrar gideceğiz. Nereden girmiştik biz? Eksi 40'tan girmiştik. Buradan L x 40 diyorum arkadaşlar ve end block. Şu şekilde bakın kontürümüzü hatta şöyle kıyaslayabilirsiniz şu şekilde göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar kontürümüzü çizimini yapmış olduk. Evet, şimdi girdiğimiz gibi bir de çakıl çıkmamız gerekiyor. Burada hemen depart LCD diyorum. Eksi 40 kalmıştı. Lakin biz Y eksi 10'dan girmiştik. Bir saniye. Y eksi 10 diyorum buraya. D'de 1 girmiştik. End block. Ardından buraya L set 10 diyebiliriz arkadaşlar. Hatta L set 100 diyelim. Fmax end block diyelim buraya. Şimdi hafif baka hatta gelip şurada hafif bir simülasyondan bakalım arkadaşlar. Son dosyalar okey. Şuraya 1'e 1 diyorum. Başlat. M0'da kaldı. Yine başlatıyorum. Bakın girişi yapıyor. Gelim yana giriş yaptık. Çok güzel şekilde yaptı. Burada bir serimiz vardı. Seriyi de yaptık. Şimdi buraya geliyor. Bakın hop. Çok güzel. 16 tertemiz şekilde bitirdi olayı. Evet, bakın. Tertemiz bir şekilde arkadaşlar şu şekilde kontürümüzü bakın programlamış olduk değil mi? Şimdi geldik aslında kafanız daha çok karışacak yere bakın. Şimdi çizime baktığımızda arkadaşlar şimdi bunu yaptık. Zaten hani hafif frezemiz de takılı arkadaşlar. Frezemiz takılı. Şuradaki şeyleri frezeleme geldi artık konu. Bakın şuradaki bu L şeklindeki havuzları programlayacağız. Şimdi bu havuzları programlamadan önce bu havuzların arkadaşlar kontürünü arkadaşlar bizim aşağı program yani label şeklinde programlamamız gerekiyor. Bunu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bize bir arkadaşlar M30 lazım. E30 lazım bize şimdi buraya. Buraya ne diyorum arkadaşlar ben şimdi? Çünkü artık M30'a geldik. İşte program nasıl biter? İşte L set diyelim hani program bitişini veriyorum şimdi. L set diyelim buraya. Pardon, L set 100 diyelim. Yukarı çıksın. M'de 30 diyelim. Yani şu şekilde program burada bitmiş oluyor. Ama şimdi aşağı program lazım. Şimdi öncelikle ne diyorum buraya şimdi? Label ile başlıyorum. Label bu 1 olsun. Level 1 diyorum. End block. Şimdi bana buradaki L havuzlarındaki hani L havuzun şu an bana bir kontrol lazım. Değil mi arkadaşlar? Şu an onun bir kontrolü lazım. 16'lı frezeli bunları frezeleriz gibi geliyor. Yoksa frezi değiştirebilir sıkıntı yok. Öncelikle kontürden başlayalım. Şurayı hafif bir yakınlaştırayım. Çünkü her türlü şeyler başlangıçları şu şekilde hepsini görebiliriz gibi geliyor. Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar öncelikle buradan el diyorum. Çünkü pozisyon açmamız gerekiyor. X şu anda bir şey göstermiyor. Ya düşmemiz lazım burada. X'ye 22 sekundu buraya.
16. Şimdilik 3 tane 5, 6. Çünkü 3'te programlayacağımız için. Öyle bir yapalım diyelim ben şimdi şuraya. Evet. Şimdi LX 6 diyelim arkadaşlar buraya. Şurada bir gelsin. Y de 22'ye bir gelsin bakalım şu şekilde. 21, 22, 20, 21, 22 de şurada olmuş oluyor. 22'ye bir gelsin bakalım. Çünkü daha approach'la içine girmemiz lazım değil mi? Freeze'imiz çünkü direkt giremeyiz içine. Enable fmax m 3 diyorum buraya. Tamam. Şuraya gelmiş oldu arkadaş. Ardından buraya L. Yoksa herhangi bir master yok. Tamam. Aynen. Böyle yapalım. Uyumasın değilsiz arkadaşlar. Buraya set öncelikle 5'e gitsin diyorum. Yani fmax. Ardından L set arkadaşlar. Burada bunlar da eksi 3 sanırsam. Böyle direkt eksi 3 desin. Lakin bu sefer bunu yavaş girsin. Çünkü sürekli parçaya girecek. LX 3 diyorum. Şu an burada. Arkadaşlar burada x'imiz değeri önemsiz çünkü niye? Bakın burada 25, 20 diyor ya. Hani bunlar aslında sen koordinat döngülerinde ayarlayacağız. Şimdilik burada yapılan şeylere bakmayın. Çünkü zaten benim vereceğim olay zaten. Önce sadece bunu bir sıfatlandırmak. Önce bunu sıfatlandırdıktan sonra koordinasyon döngüsüyle bunu yerine oturtacağız. Merak etmeyin. Buna 3 diyoruz. Ardından şimdi bize bir approach depaş lazım. Buna bakaraktan gidiyoruz arkadaşlar. Approach LCT'den x0 diyebiliriz. 0 da buradan olur. x0 diyoruz buna. Y de arkadaşlar. Şurada bakın. Şurada koordinatı var aslında hepsinin. Y de arkadaşlar şu şekilde. Yani şuraya 22 diyor. Direkt 22'ye giriyorsunuz ama burada. R de 1 ile yuvarlasın. Ardından yine RL ile gireceği için. Buraya RL diyorum. Ardından Fauto End Block. Bakın burada çizilene bakmayın. Zaten bunun sıfır noktası ayarlayacağız. Bu sadece bir kontur. Sadece define ediyoruz bunu. El Y0 diyelim buna. Y0'una gitsin bunu. Şimdi Y0'da şu an burada. Buna bir şimdi şuraya 6'sını vereceğiz. Şimdi şu an buradayız. Hani hayal ettiğim kadarıyla şu an buradayız. Şimdi buraya round 6 lazım. Round 6 diyorum buraya arkadaşlar. Ardından x 24 eklemem gerekiyor benim. LX 24 diyorum. End block. Ardından şurada bir tane daha şeyim var. R6'm var. Lakin bu verilmemiş. Niye? Çünkü 6 6'da 12 yapar. Bunu da ne yapalım? ST7 direkt biz bunu Y12 olarak verelim. End block değil bak. İşte burada ST12 verelim. Ardından LX. LX de bu sefer LX yine 12 olur. Bu şekilde burayı tamamlarız. Şu şekilde 12'ye gelir arkadaşlar. Ardından LY de işte 22'ye çıkarız yine. 22 diyorum buraya. Evet aşağı yukarı yukarı çıktık. Bize ST buradan da buraya lazım. X burada 0 olmuş oluyor. ST X değil mi? 0 olmuş oluyor. End block diyorum. Evet, bu şekilde girmiş olduk. ST 0 oluyor. Lakin burada yaptığımız bir hata var. Şurası doğru, şurası doğru değil. O hatayı hemen bağırıyorum bir saniye. Ya burada eksi 1 ekmiş. Şey, artısı. Bu 12 olacak oluyor. Bir değil canım. Şu inceliğe baksanıza. End block. Tamam. Başlattık. Hop tamam. Şimdi doğru bakın. Tamam.
kafam karıştı ya. İnce görünce. Şimdi ST'yi gördük. Şimdi artık çıksa gerek. Şimdi çıksız çıksımız oldu. Upright Departure. LCD diyorum. Artık buna çıkmamız gerekiyor. Girdiğimiz gibi yani X6. Altta nerede oluyor arkadaşlar? Şurada şuraya 6. Yani freezimiz aşağı yukarı buraya konumlanmış oluyoruz. X artı 6. Y'yi de nereden girmiştik? Buradan biz 22'den girmişiz. 22 diyorum. Buraya yine bir F auto end block. Girdiğiniz gibi de şu şekilde çıkmış olduk. Ardından da L set hemen iki üstüne çıkabilir. İkili de burada rat düz korektörü kapatmış oluyoruz. End block. Şimdi bu label'imizi yaptık. Şimdi label'i kapatmak için label set 0 diyorum arkadaşlar buraya. Tamam. Şimdi geldik aslında. Şimdi burası kafa karıştırıcıydı. Bakın burada herhangi bir partinin üstüne koyamadım. Zaten bakın gördüğünüz gibi aşağı program lazım. Yani Emos'tan sonra burada makro program, yani burada ben makro program yapmış oldum. Benim yaptığım sadece buradaki buradaki el şeklinde yatağın koordinatlarını vermek, onu çizmek oldu. Şimdi benim aslında yapacağım işlem, bakın burada label liste koydum ya. Bu label listeki bu kontür detaylarını sıfır noktasıyla oraya geçiştirmek, ardından orada yaptırmak arkadaşlar. Şimdi tekrardan buraya geldik. Tekrardan yine buradayız. Hatta şuraya diyelim bakın. L bir saniye. L diyorum. L havuz. Havuz. Freeze diyorum arkadaşlar. Şuraya. Kafamız karışmasın. Şimdi öncelikle pozisyona getirmemiz lazım. Niye pozisyona getirmemiz lazım? Çünkü bizim şu anda ilk yapılan işlem bakın. X25, Y-20 lazım. Yani şimdi bana burada bir tane. Bunu hemen cycle def diyorum. Koordinat hesap döngüleri ve 7 numaralı olan burada sıfır noktası gerekiyor arkadaşlar. Yok bir saniye. Durun. Bundan önce 18'e freze bunu yapamaz. Değil mi? 18'e freze şunu yapabilir misiniz? Yapın. Çünkü radius 6'm var. Şeyim var. Burada bir tane bize şimdi öncelikle bunu yapmadan önce tool call gerekiyor. Seç. Onluk. Onluk içinden çıkar diye geliyor. Buradan onluk finish freeze alıyorum. Okey diyor. Set. Buradan hemen ideal bir devir ve besleme yazıyorum arkadaşlar buraya. End block. Şimdi bunu yaptıktan sonra cycle def diyorum. Cycle def. Koordinat hesap döngüleri 7. Sıfır noktası. Şimdi geldik. X nerede arkadaşlar? Şimdi hafif daha da küçültelim. Şu anda X 25'te değil mi? İlk koordinatım X 25. Bunu verdik. Y kaçta? Y'de arkadaşlar 20'de gösteriyor bu. Y'yi de 20'yi verdik. Tamam bu kadar. Sete çünkü gerek yok. End block diyorum. Bakın bunu verdi. Şimdi ben bunu yaptıktan sonra şimdi sıfır noktamı değiştirdim yani ben şimdi sıfır noktamı değiştirdim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bakın benim şuradaki label'imi çağırmam gerekiyor. Buraya ne diyorum? Label call. Hani call label. 1 diyorum ve end block. Bu kadar. Hatta bakın şu şekilde göstereyim. Yapacaktır bunu. Başlatıyorum. Burada hata verdi. Yaklaşma hareketi hesaplanamıyor diyor. Go to 54 diyelim bunu. Okey. Başlat. Yaklaşma halinde hesaplanamıyor diyor. Error'a bakalım bir tane. Ek bilgi. Başka bir yaklaşma hareketi deneyin. Ama burada bir hata yaptık. Approach Departure. Buraya 2 yapalım bakalım. Buraya 2 yapalım. Bu ne olacak? Genellikle bundan kaynaklanıyor. F-Auto. Departure'da. Bu da o zaman 2 olması gerekiyor. R2. Tamam. Aynı bu şekilde yapacaksın. Reset başlat. Başlat. Çünkü onluk freeze'i 1 ile döndüremedi sanırsam. O yüzden hata veriyor. Bakalım. Yok hala yapmıyor. Aport sıkıntı veriyor.
Arkadaşlar videoyu duraklattım. Biraz hatayı aradım. Hata nerede diye. Küçük bir hata yani. Küçük bir düşünce hatası yaptık. Şimdi freeze'imizi ben 10'luk almıştım ya. 10'luk alınca program kendi hesaplayamadı tam olarak döngü yerini. O yüzden ben de şimdi buradan 10'luğu 8'lik freeze ile değiştirdim arkadaşlar. Bilginiz olsun. 8'lik değiştikten sonra şu şekilde dediğimi yapmış oldu. Bakın. 8'lik değiştirdim. Gördüğünüz gibi tam olarak dediğim yere benim havuzumu yapmış oldu. Yani sıkıntı frezenin yarı çapındaydı. O bilginiz olsun. Bilerek videoyu duraklattım. Artı burada eksi 6 mı 6'ydı. Bunda 8 yaptım daha freze 10'lukken. Bilginiz olsun. Şimdi ilkini yaptık. Buraya hemen bir semikolon bırakıyorum. Ardından ikinci koordinatıma gidiyorum. İkinci koordinatım için tekrardan buraya cycle def koordinat hesap döngüleri. Koordinat hesap döngüleri ve 7'ye geliyorum. Şimdi sıfır noktası istiyor benden. Yeni bir sıfır noktası. Bakın şimdi diğer benim havuzum nerede? İlk olarak eksi. Bak başlangıç noktası eksi 70'te. Bunu ilk olarak gördük. Eksi 70 diyorum. Bu bir. İkincisi de arkadaşlar bakın. İkincisi de buradan buraya verilmiş. Y 35'te. Buraya da Y 35 diyorum. Ardından end block diyorum. Şimdi yapacağım şey sadece ne? Tekrardan label call 1 deyip end block demek. Bitti bu kadar. Şimdi bunu yaptıktan sonra ama tekrardan sıfır noktamızı sıfırlamamız gerekiyor. Onun için de arkadaşlar yapacağımız işlem ne tekrardan? Yine döngümü çağırdıktan sonra yine x 0, y 0 demem gerekiyor. End block. Bunu yaptıktan sonra tekrardan ben diyorum ki işte şeyle beraber, setle beraber tekrardan yüze çıksın. End block. Şimdi gelin bakalım sinüsünde ne yapacak. Başlatalım. Başlatalım. Bakın Freddy ile geldi. İkisini de yaptı şu şekilde. Hemen bir küçültüyü. Şimdi şöyle döndürelim. Bakın ikisini de yaptı gitti. Şimdi bir tek ne kaldı? Şuradaki 4 tane deliğimiz kaldı arkadaşlar. Hemen deliğimize geçelim. Şimdi delikler için de ayrı ayrı şey yapmamız gerekecek şimdi tekrardan. Yine bize bir alt program gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bizim şey deliklerin pozisyonları lazım bize. Evet şimdi geldik biraz daha zor olan bölüme. Şimdi benim label burada. Hemen şuraya biraz boşluk bırakıyorum ve label set 2 diyorum arkadaşlar. Label set 2. Şurada çok semikolonum var. Şunları hafif bir silebilirim. Çünkü program sadece 100 satır yazıma izin veriyor. Oradan da bunu silelim. Bunu silelim. Bunları da silelim. Gereksizleri. Şimdi burada level 2 diyor. Şimdi level 2'ye geldik. Bir de şimdi buradaki pozisyonlarımız lazım. Şuradaki pozisyonlar. Teke teke vermemiz gerekiyor. Ardından yukarıdan da döngü verip döngüye direkt bu label'i çağırmasını isteyeceğiz. Öncelikle bize burada bir direkt sıfır noktası gerekiyor yani. Buradan yani buradaki sıfır noktası ile beraber bu tarafa doğru eğim vermemiz gerekiyor. Sıfır noktamız kaçta? X 40'ta, Y de Y nerede? Y de 60'ta. 60'ta. Buradan hemen döngü koordinat hesap döngüleri diyorum ve hemen 7'yi veriyorum. X kaçta? X 40'ta. X 40. Y de 60'ta. Yapmış diyorum. Ardından da add block diyorum. Şimdi bunu verdim. Bu sıfır noktasıydı. Şimdi bir de bize ne lazım? Buradaki eğim vermek lazım. Yine tekrardan aynı hesap döngülerine geliyorum. Ve bana burada cycle 10'u gereken yani dönme şeyi veriyor. Rotasyonu veriyorum. Bakın. Şimdi burada hiç polar koordinat şey yapmaya gerek yok. Ölçme gerek yok. Bakın şurası kaç arkadaşlar? Şurası 90'sı. Ya burası 90'a veya 0 olarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi buradan 0'dan yukarı doğru gidiyor. Yani 30. Burada direkt artı 30 diyebiliriz. Artı 30 diyorum arkadaşlar buraya. Bu kadar bakın. Artı 30 verdim. Bu benim rotasyonum. Bitti. Buradaki işim bu kadardı. Şimdi bana gereken buradaki şey dediklerimi yapmam.
Şimdi alfabenin sıfır noktam burada olduğu için yani ben şu an benim x sıfırında, y sıfırımda artık burası arkadaşlar. Diyorum buraya lx sıfır, y de sıfır arkadaşlar. Ardından l nolu f max m direkt 13 de gelebilir. Hem de soğutmayı açar. Ardından M99 diyorum. M99 şeyini Cycle Bohr videosunda göstermiştim anlama geldiğini. M99 diyorum. Bu da döngü tekrarlama demek. Yani döngü çağırma demek. Döngü tekrarlama. Buranın M9'u verdim. Şimdi hepsinin arasındaki boşluk 10 olduğu için buradan buraya 10, buradan buraya 10, buradan buraya 10 olduğu için burada ne yapıyorum arkadaşlar? L X yani sadece X 10 diyorum. Çünkü artık döngü verdim misin? Artık buradan yukarı yukarı gidecek. Yani sağ veya sola gidecek. Çünkü niye? Artık dönmeyi 30'a işaretledik. Eksi 10 diyorum arkadaşlar buraya. L f max M99. Çok basit. Şimdi buradan L x bu sefer 20 diyorum. Veya buradan incremental şekilde yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Yine M99 diyorum arkadaşlar. Ne kaldı? L x 30 kaldı artık. L x 30 dedim. L f max M99. Gördünüz değil mi? Zaten kendi teker teker gidiyor burada. Şimdi bunu yaptıktan sonra aynı level içinde yine bizim sıfırlamamız gerekiyor. Öncelikle null punktu yani sıfır noktası sıfırlıyoruz. Eksi sıfır, y sıfır. End block ardından da dönmemizi de sıfırlamamız gerekiyor. Dönme diyorum arkadaşlar dönmem de rotasyon yine benim. Şu anda sıfırda oluyor. End block. Bunu da sıfırladıktan sonra level'imi artık kapatabilirim sıfırla. Bu kadar. Şimdi M30'un üstüne geliyoruz. M30'un buradaydı. Yani şurada biz durduk. Bu deliklerimizin şeyine bakacağız. Deliklerimiz kaç? 6'lık. Dışında da 8'lik şey var. Dışında da çapamı almamışız. 8'lik var. Ama biz bunu direkt burada 6 ile delebiliriz. Buraya hemen tool call diyorum. Hemen 6'lık bize drill lazım. Drill 6. Bu şekilde. Set. Aşağı yukarı bir değer veriyorum. 6500 aralığında olması lazım. Burada 500 diyebiliriz. End block. Ardından da buraya stop M sıfır diyorum arkadaşlar. Buraya geldik. Şimdi bize gereken arkadaşlar ne? Sadece bir döngü. Hani buradan cycle def diyorum. Delme dişli döngüleri. 200 alabiliriz. Çok basit bir şekilde. Değil mi? Şimdi ne diyor? Bize bir güvenlik mesafesi lazım. Güvenlik mesafesini. Biz o zaman kaçta bırakmıştık güvenlik mesafesini aşağıda? Onu unuttuk ama 2'de bırakabiliriz şimdilik. Derinliğimiz derinlik yok. Evet, derinlik. Deliklerdeki derinliğimiz hiçbir yerde yazmıyor değil mi? Burada da yazmıyor. Burada da yazmıyor. Hadi derinliği o zaman biz 11 diyelim. Çünkü zaten parçamız 10 olduğu için. Hafif de bir aşağı gelsin diyorum. Derin kesme beslemeyi F6 diyorum burada. Yüz bekleme süresi 0. Yüzey koordinasyonu zaten 0'da. İkinci güvenlik mesafesinde direkt 10'a çıkabilir. Bunlar 0 0 dedikten sonra şimdi arkadaşlar önemli olan ne arkadaşlar? Buraya direkt ne diyorum? Label call. Gidiyorum arkadaşlar ve end block. Ardından yapacağı işlem kaç? Ardından yapacağı işlem yukarı çıkıp program bitirmek olacak. Bakın. Baştan başlayalım. Şunu şu şekilde film gibi izleyelim. Başlatalım. Kontürümüz yaptı. İkinciye geldi. Havuzlarımızı yaptık ve üçüncüsü de deliklerimizi. Bakın şu şekilde güzel bir şekilde arkadaşlar deliklerimizi de hop delmiş olduk. Yani şuradaki çizimde bu videoya kadar öğrendiğimiz her şey içindeydi. Ve hepsini size kullanmış olduk. Herhangi bir sorunuz olursa eğer lütfen aşağıdaki yorumları yazmayı unutmayın. Her türlü cevap veriyorum. Biraz sürse de bir ila 2 gün bile sürse de kesinlikle cevap veriyorum arkadaşlar. Aklınızda kalan bir şey olur, yapamadığınız bir şey olur veya benim adadığım bir şey olabilir. Belki sizin görüp de benim göremediğim bir şey olabilir arkadaşlar. Lütfen buna bana yorumda belirtin. Bu şekilde hep beraber daha da fazla bu şeyleri öğrenebiliriz. Diğer videoda görüşmek üzere. Çünkü diğer videoda artık yavaş yavaş arkadaşlar göstereceğim işlem. Hatta şöyle geçeyim. Diğer videonun konusunda size buradan hemen bir spoiler vereyim. Diğer videonun konusu arkadaşlar buradaki SL döngüleri yani havuz tarama.
Diyelim ki hani bizim şöyle bir konturumuz var değil mi? Ama buradaki konturumuz iç oldu. Diyelim şuradaki bizim L'miz var. Biz sadece L kalsın diyoruz. Yani şunun dışındaki etrafındaki hepsini makinenin içinde yani kendi kam yapmış oluyor. Kendi yollarını, kendi ölçüyor, kendi stratejisini belirliyor ve etrafını frezeliyor. Yani ada döngüleri de yani ön delme işte ada hani ada döngüsü diye geçiyor aslında. Gördüğünüz gibi düzleştirme falan. Yani bunları göstereceğiz diye videoda. Şimdiden haberiniz olsun. Beklemede kalın. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu da benim için bir motivasyon olur. Çünkü hani boş zaman arıyorum. Çünkü bekleyenleriniz var. Yani biliyorum 2-3 tane kesinlikle bildiğim var. Gerçekten öğrenmek istiyorlar ve bekliyorlar. Hani sırf onlar için çabalıyorum. Yani gerçekten isteyenler için çabalıyorum burada. Zaman bulmaya çalışıyorum ve emek veriyorum işte. Teknik resim arıyorum. Bazen kendim çiziyorum. Öyle birkaç tane video da oldu. Bazen kendim çiziyorum. Hani bunları aydınlanan bilenlere yani gerçekten öğrenmek isteyenlere öğretmeye çalışıyorum. O yüzden emeğe saygı olarak da Mustafa Karaca kanalına abone olmanızı istiyorum. Artı da videoya beğenmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde etkileşimimiz artsın. Hani böyle videolar daha çok insanlara ulaşsın amacıyla bunları söylüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. İyi seneler dilerim.